Hükümet cemaat, ben de böyle bir şey demedim asla. Bunu bugün Zaman Gazetesi de böyle görmüş. Bir tabi başka kanalda söyledim. Hayır hayır. Bu kavga Türkiye'deki cemaat hükümet kavgası değil bu. Ben de ısrarla söylediğim şey bu. Bu hükümetle, yani meşru seçilmiş hükümetle yargı ve emniyette yer etmiş bir yapı arasında, arasındadır. Bunun elbette uluslararası Salih abili gibi İsrail neokon bağlantıları vardır ama esas kavga olur ya. Cemaatle bütün dünyada okul hizmeti, başka bu kadar iyi hizmetler yapan o güzel insanlara böyle iftira atmak da olmaz. Bir devlet bir de böyle bir cemaatle nasıl uğraşacak yani? Bu emniyet ve yargıdaki yapıyla alakalı bir şey. Türkiye'de sorunlar budur. İşte bir tane bir müdür müne densizlik yapıp hoca efendi için böyle ileri geri gelecek. THY müdürü, marka yani müdürü. Neyse, isim lazım değil. Saygısızlık, ya bu saygısızlıklar saygısızlıkları üretir. Ben onun için mesela hep baştan beri hangi programda ne olursa olsun hoca efendiye, Erdoğan'a çok saygılı bir dilde konuşulması. Ben onun için biraz önce burada, şey yaptım. Çünkü bu da karşılığını üretiyor. Çok ya, doğru değil bu yani. Hayır, fikriymiş. Ben şu, yani şunu beklerim. Cemaatin temsilcilerinden ya da önde gelen bazı yazarların ya da biz zaten sevmezler ama yani bu yanlıştır. Etrafında sosyal medyada kümelendiğimiz söylemeye çalışan insanlar da çok densizlik yapıyor. Her iki yani cemaate yani, karşı, hoca efendiye yani karşı var o densizlikler de var. Aynen yani. doğru. Yani hoca efendiye de yapan, başbakan da yapan, bizlere de kimlere yapıyorsa yapsın, iki taraf için söylüyorum. Doğru söylüyorsun, ayırmamak lazım. Bu tür terbiyesizlikleri kim yapıyorsa bunları birleştirmek, kınamak lazım. Ama